Merhaba arkadaşlar, ben Memo Tutkunlarından Eray. Bu videonuzda gördüğünüz gibi farklı bir içerik ile karşınızdayım. Kanalımda daha önce hiç oyun içi videolar çekmedim. Genelde server kurulumuyla alakalı şeyler çektim. Ama bu oyunun benim için özel bir yeri var. Ortaokula gittiğim zamanlar Allos Online'ı çok oynuyordum. Yani gerçekten o zamanlar çok keyif alarak oynuyordum. Oyun RPC tarzında ve girmeyeli inanın çok uzun zaman oldu ve oyuna bir sürü pek gelmiş. Ben de şey yapmak istedim, yani bu oyunun ilk bakış inceleme türünde bir videosunu çekmek istiyorum. Oyun yani Türkiye'de ilk çıktığı zaman aslında tutuldu ama işte yönetimin davranışları ve oyun biraz paraya yönelik olması insanları bezdirdi. Bir de oyunun yapısı çok görevlere odaklı olduğu için haliyle nasıl diyeyim, yani Metin 2 Knight gibi oyunu oynayan oyuncuları pek tatmin etmiyor. Yani ne yalan söyleyeyim, bu oyun ilk betası çıktığında ben de girmiştim. Yapamamıştım yani. Geri Metin 2'ye dönmüştüm o zamanlar ve Metin 2'de bayağı 60 level, 66 levele kadar kasmıştım. Sonra oyunda hileler falan çok olunca bırakmıştım. Ve bu oyuna başlamıştım. Şimdi de size bu oyunu göstermek istiyorum. Oyun hikayesinden kısaca bahsetmek istersem, Sanoat diye bir evren var. Astral'da geçiyor ve bu evren parçalara ayrılıyor ve ittifak ve imparatorluk olarak ikiye ayrılıyor. Bu oyun beta zamanında Tanrıların Oyunu sloganıyla ortaya çıkmıştı. Peki neden böyle bir slogan var? Çünkü oyun içinde gerçekten iyi tanrılar, kötü tanrılar var. Yani bu mitolojiler gibi düşün. Ve onlar sürekli birbiriyle savaş halinde. Yani oyunda mesela gemilere binip astralda şeytanları öldürebiliyorsunuz grupça. Yani o derece yani. Şimdi benim eski karakterim bunlar. Ben bayağı eski bir oyuncuyum. Şimdi ben yeniden bir karakter oluşturacağım. Evet, karakter kurulum ekranında arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk dikkatimizi çeken şey burada 8 tane ayrı ırk olması ve burada da maşallah bir sürü sınıf var. Benim oynadığım zaman da en fazla şu halk ozanına kadar vardı. Şu ikisi sonradan gelmiş. Yani oyun karakter çeşitliliği, yetenek çeşitliliği olarak aşırı fazla bir oyun. Şimdi biraz ırkları inceleyelim isterseniz. Kanyanlar, Efler, Bodurlar ittifak tarafında. Bu Pridenler ve Audiler tarafsız konumda. Zagadanlar, Orklar ve Yükselenler ise imparatorluk tarafında. Oyunda yani her oyunda olduğu gibi kadın erkek karakterler var ve gördüğünüz gibi bu şekilde oyunda ilerleyen zamanların zırhını görebiliyoruz. Kanyanlar insan. Elfler Yüzüklerin Efendisi'ni eğer izlediyseniz yani bilirsiniz. World of Warcraft'ta da vardı. Gördüğünüz gibi. Elfler de bu şekilde. Ve Bodurlar var. Bunlar çok şirin arkadaşlar. Baya da küçük karakterler. Ya özellikle şuna baksanıza ya. Kocaman topu taşıyor. Bir tane Bodur topçu mu açsak, ne yapsak? Pridenler var. Bu biraz şey gibi Metin 2'deki Wolfman karakterine aşırı benziyor. Kadını var mıymış? Aa, kadını çok tatlıymış. En azından biraz daha tüysüz. Şöyle bakalım. Şöyle biraz bakalım. Vay. Savunucu var. Bekçi. Şimdi size bu birazdan sınıfları da anlatacağım ne işe yaradığına. Bu ne diyor? Aydın yarışı yalnızca değişim odasına oynayanıza erken oluşuyor bulunabilir. He. Tamam. Zadaganlar. Bu da imparatorluk tarafının insanları. Yani bunların erkekleri baya hoşuma gidiyor. Baya karizmatikler. Yani Kanyaların erkeğine bakın. Genelde biraz yaşlı bunlar. Tabi tipini falan düzenleyebiliyoruz. Yüz tipleri. Saç stili falan. Mesela şöyle yaşlı bir karakter. Biraz da saç rengi. Ben hep bu oyunda genelde turuncu kafa yapıyorum. Biraz yaşlı. Ama bunu bayağı karizmatik yani. Orklar var arkadaşlar. Bu da yani gene Yüzüklerin Efendisi'nde olan bir şey. Bu bayağı nasıl diyeyim, böyle hummalı bir karakter. Kocaman bir karakter. Genelde yani ben oyun oynadığım zamanlar asker ve tank oynayan oyuncular bunu açıyordu ve yükselenler.
Bu yükselenleri şey gibi düşün, elf gibi düşün. Yani elfler biraz büyüye yatkın ya, bunlar da büyü ve teknolojiye daha yatkın. Zaten arka planda onların yaptığı şeylere gösteriyor ve yani bu ırk da benim çok hoşuma gidiyor. Ama ben hep ittifakta oynadım, İmparatorlukta pek oynamadım. O yüzden ittifakta açacağım ve bunu açacağım arkadaşlar. Ve topçu açacağım. Evet. Şimdi bunun tiplerini dediğim gibi değiştirebiliyoruz. Şöyle bir yüz tiplerini değiştirebiliyoruz. Bu güzeldi ya, bu dursun. Ve saç stilleri var. Dobak. Dayısan böyle dur. Ve bunların ten rengi de var. Aa. Pembe değil mi bu? Tam bu şekilde olsun ve bunların vücut tipleri boyutunu. Mesela bunu biraz arttıralım. Bu hani grubun lideri ya. Buranın ne yapalım? Viste diye bir karakter var ama Viste 2 diye bir karakter oluşturalım. Şöyle yapalım, Viste yapalım. Avatar oluşturma girmiş olan karakteri kullanıyor. Evet, gördüğünüz gibi karakterimiz oluştu arkadaşlar. Şimdi karakteri oluşturduk ama size şunları da anlatmak istiyorum. Druid arkadaşlar doğa güçlerini kullanıyor, yani pagan. Sihirbazımız büyücü oluyor. Bu kara büyücü, yani kara büyüleri kullanıyor. Şövalye tank arkadaşlar, tapınak şövalyesi olarak geçiyor ve oyunda raidlerde tanklama görevini istiyor. Bunlar DPS karakterleri. Bilgin şifacı. Bu da aynı şekilde ağır zırh giyiyor. Takipçi kain arkadaşlar. Bu nasıl diyeyim? Kainsel yetenekleriyle düşmanlarına zarar veriyor. Mesela kendisinden bir tane daha oluşturup düşmanın ona saldırmasını sağlıyor. Ya da düşmanın zihnine girip onun kaçmasını sağlıyor. Ben oynadığım zamanlar öyleydi. Şimdi bu oyunda da zaten şöyle bir şey var. Her bir güncellemede karakterleri çok değiştiriyorlar. Ve okçu var. Ben bu oyuna ilk başladığım zamanlar okçu karakterini açmıştım. O zamanlar yani biraz zordu bu karakter. Sonradan güçlendiler. Ama oyunda çok zevkli bir karakter. Mesela yere bilye falan atıyorsunuz. Mob tam vuracakken ona teknikleyip geri kaçıyorsunuz. Bayağı zevkliydi yani. Halk ozanı var. Asker savaşçı. Halk ozanı bu karakteri de çok oynadım. Hatta en son oynadığımda ana karakterim Tapınak Şövalyesi de halk ozanıdı. Bu da müzikle zarar veriyor. Bu yeni geldi. Mühendis arkadaşlar bu. Bu da en son gelen. Tamam. Şimdi bir oyunumuza girelim. Bu oyunda başlangıç haritası var her iki taraf içinde. Ve oyun hem Türkçe hem de Türkçe seslendirmeli. Tiplere bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle düzeltelim de. Mesela bunların duyguları da var mesela arkadaşlar. Yemektir. Oo, ne yaptın lan bunlar? Üst üste çıkıyorlar, gördünüz mü arkadaşlar? Dur bakalım başka ne vardı? Şu yemeği merak ettim. Balık yiyorlar. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Her karakterin geçim olayı da var. Yani oyunda gerçekten kültür yapısı da oluşturulmuş. Bodurlar balıkçılıkla uğraşıyor ve soğuk yerlerde yaşıyor. Kanyalılar yani insan oldukları için daha böyle normal yerlerde yaşıyorlar. Elfler ise onların nasıl diyeyim böyle hafif loş karanlık ortamlarda yaşıyorlar. Şimdi oyun görevlerle ilerliyor ve oyunda görev tipleri var. Ana görev, yan görev, tekrar görev ve grup görevleri olmak üzere. Oyun arayüzünde
Şöyle duygular kısmı var. Harita var. M tuşuna basıyorsunuz ve diğer haritalarda bu şekilde bakabiliyorsunuz. Burada dükkan kısmına tabii giremiyoruz. Arkadaş listem var ama ya şimdi başlangıçtayız diye göstermiyor. İlk önce şu haritayı bitirelim. Ondan sonra yine Z tuşuna basıp okuyoruz. Ve oyunun hikayesi de güzel arkadaşlar. Prensesi bahşettiği ışık adına zaman, özgürlük ve demokrasiyi korumak için birleşme zamanı. Yüce Aydanus'un sözü üstüne diyecek bir şey kalmamıştır. Şeytani tehlike ortadan kaldırılmış, ittifak, insanlar, elfler ve bodurlar için ortak bir yuva haline gelmiştir. Artık yeni bir çağ başladı. Bu bizim zamanımız. Işığın zaferinin zamanı. Hele astral gemiler bir uç... Evet, ne diyeceğimi de unuttum. Adam ağlıyor. İşte bizden hazır olmamızı falan istiyor. Silahlan diyor. Sağ tuşuna basıyorsunuz. Ve karakter kısmı burada. Gördüğünüz gibi. Devam edelim. Bu oyuna eskiden şu gölgeler gözükmüyordu. Yeni eklemişler. İşte burada fareler, bakın. Abi çok büyük ya. Kanyonlar da daha güzel duruyordu bu. Ve bu oyunda non target sistemi yok arkadaşlar. Nasıl diyeyim, yani Metin 2'de hedeflemeden slotun yanına kılıcı bas, yani boşta bastığın zaman vuruyor ama bunda illa targetlemeniz gerekiyor. Ya da alan yetenekleri var. Alan yeteneklerini de kullanabilirsiniz. Boom. Boom. Neymiş? Işınlama. Devam ediyoruz. Bize bot verdi. Yani farklı bir oyun arıyorsanız bence denemenizi tavsiye ederim. Ve bu oyunda şöyle bir şey var. Son levele geldikten sonra aslında oyun başlıyor. Yani astral adalara gidip itemler falan yapıyorsunuz. O da bayağı bir zaman alıyor. O itemleri geliştirmek için mesela amalgam olayı vardı. Savaşlara falan giriyorsunuz. Oradan amalgamları kasıyorsunuz. Ve oyunda meslek olayları da var. Derici, simyacı gibi. Mesela dericilik, bu karakter ne giyiyormuş? Deri giyiyor. Mesela dericilik ile deri zırhlar yapabiliyorsunuz kendinize. Tamam mı? Elf perisine gidiyoruz. Simya ile simya iksirleri falan yapıyorsunuz. Görev kısımları zaten burada az çok fark etmişsiniz. Gidiyorum ben. Bu neymiş? Reaktörün enerjisini serbest bırakır. Ya oyun grafik olarak güzel. Yani seslendirmeler de çok güzel. İçerik olarak da çok şey sunuyor. Hani tatmin eder. Vay. Bakın, yere top koydu ve o top ateş ediyor. İki saniyede bir ateşleniyor. Güzel. N tuşuyla yetenekleri açıyorsunuz. Ve oyunda talent olayı var. Ama 10 levelde açılıyor.
tuşuna basıyoruz. Evet. Şimdi ödül olarak ittifak gönüllü sahası ve geçite giden yol. Evet, kaçış görevi var ve şunlar yakala yakala koş koş. Öldürüyorum usta. Mesela bu oyunda raid olayları var. Yani 4 tane grup birleşip raid yapıyor. Her grupta 5 kişi var. 20 kişiyle raidlere giriyorsunuz ve gerçekten çok keyifli oluyor. Aşırı da zor o haritalar. Yani her slotun ayrı bir kesim taktiği var. Yani öyle düz vur gibi değil. Ya, oyun gerçekten oynarken keyif veriyor. Ama işte şu görevler bitti. Yapana kadar biraz sıkılabilirsiniz. Onu da geçmenin en iyi yolu görevleri okuyup hikayeyi anlamak. Çünkü oyunun güzel bir hikayesi var. Yani Matrix serisini izlediyseniz mesela dur bakalım. Ne Uzak olacak Asya acaba? maceralar. İşte şey ya bir bölge vardı. İnci Yüzük. Mesela İnci Yüzük haritası Matrix filmindeki hikayeye çok benziyor. Dikkatini dağıt. Bir Bu ne yırtıcıymış. Buraya çekmemi istiyor. Sana top verin. Bum. Bum. Oo, mavi ita. Ha, bunun adı bir deneyelim arkadaşlar. İtemin kalitesine göre oyunda eşya renklendiriyor. Portala. En Hadi, iyisi hadi. turkuaz ve sarı. Sıralama şu şekilde gidiyor. Gri, yeşil, mavi, mor, turuncu, turkuaz, sarı var. Sarılar da ejder itemi. Şimdi arkadaşlar bu başlangıç haritasını yaptığınız zaman sizi böyle bir haritaya atıyor. Ne yazık ki burası da başlangıç haritası. Buraya yaptıktan sonra İttifak Novigrad'a gidiyorsunuz. Evet, nadir nesneler verdi. Çanta filan verdi. Bu neymiş? Takipçi kutusu. Bakalım neymiş. Seviyem çok düşmüş. Bu ne veriyor? Şafak kutsal silahı. Silah görünümü. Bakayım. Vay. Güzelmiş. Evet arkadaşlar, bunlar yan görev. Oyunda ilerlemeniz için yan görevleri de yapmanız gerekiyor. Ana görevler ana hikayeleri oluşturuyor ve görevler birbiri ardına gidiyor. Yani birini yapmadan
Diğerleri açılmaz. Şöyle ıstakozları vuralım. Yetenek puanı varmış. Şöyle yeteneklerimizi veriyoruz. Evet, başlangıç şarkısı böyle. Burada bir saat kadar bir oynamayla ana haritaya geçiyorsunuz. Ben isterseniz dur şunu bir etkinleştirelim. Size Novigrad'ı göstermek için ana karakterime gireyim. Oradan bir devam edelim. Dikkat. Yani oyun yani kültür olarak oturmuş. Yani böyle boş yere eklenmemiş. Hani her karakterlerin kendi yaşam yerleri, binaları ayrı, kültürleri ayrı. Şimdi geçelim bizim karakteri. Anlatacağım nasıl olduğunu. Evet. Bu neymiş? Bu harita yeri mi gelmiş? Evet. Oyuna geldik. Novigrad bu şekilde arkadaşlar. Ve oyunda binekler var. Ve kostüm olayları var. Kostümleriniz buraya ekleniyor. İşte bunları giyebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Kep. Çantanız. Malzemeler zanaatlar ve nadir nesne olarak ikiye ayrılıyor. Ve zanaatlardan size bahsetmiştim. Mesela simyacılık, dericilik filan. Bunlar oyun içinde zaten görevleri yaparken gösterir. Dericilik bu mesela. Bu moblardan deri parçası düşüyor. Onları yontarak bunları elde edebiliyorsunuz. Ve simya olayı da var dediğim gibi. Bu meslekler oyun içinde önemli tabii ki de. Bu neymiş? Benim simya şeyim nerede? Kazanım. Hah buradaymış. Aa sıfırlanmış. Bu becerileri sıfırlamışlar. Ama neden? Ben bunda simyayı bayağı kasmıştım. Evet simya 3 level gözüküyor. Bunu sıfırlamamışlar, bunu sıfırlamışlar. Alacağınız olsun. Ya da ben bu hesapta simya kasmamış mıydım ya? Olabilir bak. İşte Novigrad'da böyle. Dur bakayım. Büyük ihtimal şey ya. Efir. Ya valla ben niye bu karakterde simya kastım hatırlıyorum. Bir saniye arkadaşlar. Ve Ren olayı var. Ana karakterim buydu benim. Bir bakayım şuna. Sıfırlanmamış. Tamam ben unutmuşum. Oyuna uzun süre girmeyince normal yani. Bu da mesela demircilik ve simya havanı gördüğünüz gibi. Bayağı değiştirmişler arayüzü. Zamanda böyle değil. Mesela şu şekilde kaynatıyorsunuz bunları. Fokurdat'ta oyun bayağı değişmiş arayüz. Bu şekilde işte hisseler yapıyorsunuz. Ben size birkaç yeri gezdirmek istiyorum. Bir oyunda böyle savaş binekleri de var. Ya oyun güzel aslında. Ve güncellemelerden dolayı her şeyim silinmiş. Burası yetenek, bunlar talentler. Ya oyun bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oyunda ulaşım astral gemilerle yapılıyor. Onları da göstereceğim. Ve burada binekler var. Binekleriniz buraya eklenir. Arkadaş listesi burada. Gördüğünüz gibi. Burası birlik. Birlik duyuruları falan burada olur. Üyeler falan burada gözükür.
Gelişme bu neymiş? Bunlar yeni gelmiş. Hazine ve Dominion olayı var. Dominion'da savaşıp bölgedeydi diyor. Şu arka yoldan ilerleyelim. Hop düştük. düşmemiz iyi oldu. Bu oyunda arkadaşlar ölürseniz Araf'a gidiyorsunuz ve dirilmeniz için sizden bir istiyor. Yani buraya bir verip dirilebilirsiniz şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Dirildik. Şimdi mesela size burada ışınlama şeyi vardı. Onu nereye eklemişsin? Oyun bayağı değişmiş. Burada ışınlama taşı vardı buralarda bir yerlerde. Acaba nereye aldılar? Suç beygirine binelim. Evet, oyunda böyle etkinliklerden gelen binekler de mevcut. Gördüğünüz gibi. Bu mesela Nesne Market'te satılıyordu o dönemler ve şöyle de uçuyorsunuz. Beceri kitapları, yetenekler burada bulunuyor. Koruyucu semboller var. Bunlar bayağı masraflı bir şeyler. Hani oyun çok para isteyen bir oyun. Harita var. Yetenek ağacını göstermiştim. Neymiş? Evet, oyuna bayağı içerik eklenmiş cidden. Bunlar ne kadar yavaş gidiyor ya. Değil mi? Şu benim örümceğe biner. En azından bu hızlı. Burada aktif oynayan oyuncuları görebilirsiniz. Bakın mesela bende eski zamanlardan kalma eşyalar hala duruyor. O zaman mesela bak bu şekilde geliştiriliyordu. Hala çıkarmamışım onları. Çünkü karaktere uzun süredir girmedim. İşte burası mesela Bodurların mekanı. Gördüğünüz gibi. Ve bunların kendi haritaları da var. Şimdi hemen şey yapalım. Şöyle gidelim. Işınlama. Mesela buz topraklarıydı galiba. Şimdi genç topraklar. Tamam, buz toprakları da olur. Gördüğünüz gibi bodurların genelde yapısı bu arkadaşlar. Binalar. Çok şirinler. Bu kostüm giydi değil mi? Karakterde. Giydiymiş. Yani Ölen Tapınak Şövalyesi kostümü. Tamam. Gördüğünüz gibi bodurların mekanı bu şekilde. Hemen F'lere gidelim. Işınlama. Elit Suhundu galiba. Yok, Elit Suhun değildi. Asete Aydınlık Orman. Beşik Genç Topraklar. Burası da onların yeri. Genç Topraklar da Bodurların mekanı. Siveria'da soğuk bir yer. Soğuk zirve miydi? Ümit Burnu'na bir girelim yani şöyle. Tamam, buradan sonra şeye gidiyorduk. Genç topraklara. Taşın ayarla, şimdi ayarla, tamam. Genç topraklara. Gidelim. Evet, bu şekilde astraldan koruyucu bir katman alıyor. Astral çünkü zarar veriyor. Gemiler var mesela. Bu gemiler yüzüyor. Bu burayı deminlemiş. Onlarda da bu olay var. Burası tabi bayağı fırtınalı bir bölge. Ama oyuna ilk başlarda bu haritaları gelip görevleri yapacaksınız.
Bakın Bodurlar Cemiz de burada. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde haritada da bir yere tıklayarak otomatik olarak gidebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Aa, burada görev kalmış. Ha, postacıymış. Tamam. Işınlanma diyelim. Avilo var. Siveriye var. Evet, müzikler de çok güzel oyunun bence. Odaları. Tenebre, evet. Tenebre de. Tenebre ışınlanma yok mu? Evet, güzel. Avilon'a gidelim. Yaz es kesimi. Avilon neredeydi ya Avilon? Buz toprakları. Gipat parçası. Ya oyunda çok harita var. Onda tenebri. Aşırı fazla harita var. Mesela elflerin mekanı da bu şekilde. Karanlık bir ortam. Ama çok güzel yani atmosfer. Elfler. Gördüğünüz gibi bunların yapıları da bu şekilde. Evet arkadaşlar, Alos Online'ı ön izleme olarak size gösterdim. Umarım dilim döndüğünce oyunu anlatıp gösterebilmişimdir. Aslında videoyu kapatmadan önce bir astral gemi seyahati yapmak istiyorum. Onun için Astral Akademi'ye uçalım. Oyunda ilerledikten sonra astral gemi yapıyorsunuz ve gemi sayesinde astralda yüzebiliyorsunuz. Hangara gidelim. Ve benim şöyle bir gemim var. Tabi bu oyun gelen güncellemelerle eklediğim bütün donanımlar gitmiştir. Ya oyunda mesela hani korsancılık falan da yapabiliyorsunuz. Ya o derece yani bayağı detaylı bu gemi olayı. Grupça gidiyorsunuz zaten, tek başınıza astralda süzülmek tehlikeli oluyor. Şöyle gemiyi çıkaralım. Şimdi arkadaşlar, astral gemide yani bunu sonraki videolarda anlatırım ama sadece bir görmeniz için. Astral böyle arkadaşlar ve gittiğiniz sektöre göre değişiklik gösteriyor. Ve şu arkadaki şey de bizim çıktığımız kayalık. Evet, astralda böyle gözüküyor. O bölgeye girmek içinse o kayalığı doğru yüzeceksiniz. Devam edelim. Gördüğünüz gibi bayağı güzel. Mesela şu bölge Novograd. Şurası Siveriya. Şu takım adalarını görüyor musunuz? Hani şu sondan uçup gitmiştik. İşte bu sondan böyle takım adalarına gidiyoruz. Şu yanda görülen şey arkadaşlar, koruyucu toplar. Mesela düşman bölgesine gittiğiniz zaman o koruyucu toplar size ateş ediyor. İttifak. Gemi mezarlığı anormal imparatorluk. İmparatorluk. Evet, astral da çok değişmiş. Buradaymış. Tıklanmıyor, tamam. Saf silisyum sektörü. İşte bu portallardan giderek diğer bölgelere ulaşıyorsunuz. Kara delik. Astral arena mı? Astral arena gelmiş. İşte kalkan olayı var. Topları mesela bu şekilde sıkıyorsunuz ve iblisleri öldürüyorsunuz. Şimdi gemiyi hangara sokalım. Ve her gemi iteminin kendi ayrı özellikleri var. Onları da astral adalardan elde ediyorsunuz. Geminizi geliştiriyorsunuz. Ne kadar geliştirirseniz o kadar iyi. Çünkü oyunda gemi savaşları da var.
bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Buradan da iki boyutlu olarak durumunuzu görebilirsiniz. Düşmanlar filan da gözüküyor. Tamam, girelim şeye, mekana. Tavsiye tamamlanmış. Şehir. Yaratma. Bakın mesela size oyunun başlangıcında tanrıların olduğunu bahsettim. Bakın ne diyoruz. Sarnavut yaratılmanın oluşturduğu tek dünya değil. Saran ve Niyaz dışında daha binlerce tanrı var. Eğer Sarnavut'un altında ne olduğunu anlarsak Niyaz ile olan savaşta ve diğer dünyalardan gelen tehditimize yardımcı olur. Fakat nereden başlayacağız? Sarnavut'un tanrıları. Ben buraya kadar çözmüşüm ve daha bir sürü var. Sanırsam şey, ölü şehir de Niyaz'ı kestikten sonra geliyor. Bu da Tepa. Evet arkadaşlar. Bence uzun bir inceleme videosu oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yani oyun videoları pek çeken birisi değilim. Normalde eğitim videoları çekiyorum. Yani anlatım sıkıcı olmuş olabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.